Herkese merhaba, ben Batu. Hayatta Kalma serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, serinin önceki bölümünde ne yaşamıştık? Ufak bir özet geçelim, zihnimiz de tazelensin. Jeneratör kullanım kılavuzu avına çıkıp kütüphaneyi dızladık. Daha sonrasında erzak depolamak için süpermarketin altını üstüne getirdik. Bugünün planı da şu: aklımda su sebili, derin dondurucu gibi eşyaları eve çekme fikri var. Irgatlık bittikten sonra da pavyona gidip bir bakacağız ne var ne yok. Yandaki komşu eve gidip buzdolabını buraya getireceğim için erzak düzenlemesi yapmaya başladım. Sebzelerin bozulduğunu fark ettim. Bu bozulan yiyecekleri ayırıyorum. İleride tarla kuracağımız için kompost yapıp bozulan meyvelerle gübre üreteceğiz. Ayrıca o gübrelerden solucan falan toplayıp balık tutacağız. En azından ekonomimize böyle bir faydası olacak. Yemekler bozuldu diye üzülmüyoruz. Araçtaki eşyaları eve taşımak için dışarı çıktım. Zombilerin evimin dışarısında bir sürü oluşturmaya başladığını fark ettim ve hepsini temizledim. Herkes kendi kapısının önünü temizlesin abi. Yandaki eve buzdolabını sıtlamaya gidiyorum. Zombilerle kapışmaktan götümüz çıkmış olacak ki karakter bana ağır ve kaldıramayacağını söylüyor. Senin canın sağ olsun yiğidim. İşçi yemekçi yedirmem. Git evine dinlen, çayını çorbanı iç, öyle taşırız. Abicim bak, tamam anlıyorum, evimi çok seviyorsunuz da. Ulan her geleni indirdim. 2 dakika buzdolabı almaya yan eve gittim geldim. Adam evin bahçesine girmiş, bir de yere çömmüş. Bela gibiler valla, ben böyle bir şey görmedim. Daha önce o kadar oynadım, hiç bu kadar ziyaretime gelen görmemiştim. Arkadaşlar size de böyle oluyor mu, yoksa bir ben mi yaşıyorum? Ne olur yorumlara yazın, ben de bileyim, kendimi bedevi gibi hissediyorum. Karakterimizin gene canı çıktı. En iyisi bulunduğumuz evde dinlenmek. Burada dinlenmekten de birazcık çekiniyorum. Marangozluk becerimizi yükselteceğiz diye evde kapı dahil her yeri söktük. Herhangi bir zombi elini kolunu sallayarak karakterimizi ısırabilir. Güç desteği almak için köyden getirdiğim tulum peyniri ve manda yoğurdunu yiyip 100 kiloluk buzdolabını sırtıma aldım. Yükle babacığım, yükle baba. Yükle. Ne büyüttünüz lan? Biz böyle çok buzdolabı taşıdık yeğenim. Al şunu abi. Kapıyı açma lan. Dikten kapısı, al şunu. Buzdolabını eve yerleştirip buzluğu bozulabilecek yiyeceklerle dolduruyorum. Ama bir sıkıntı var. Dışarıdan zombi sesleri geliyor. Gene bahçeye girmiş olmalılar. Rahat bir şekilde uyumak için bulup öldürmem gerekli. Kapının giriş kısmında saldırgan şekilde dolaşıyorlar. Ayrıca evin yan tarafında da olduklarından da eminim. Eve girip biraz vakit geçireceğiz. Kapı ya da pencereleri zorlamalarına karşı nöbet tutacağım. Sabah ilk ışıkla da zombileri temizleyip evin arka kısmını kapatırız. Biliyorsunuz bu villaların arka kısmında küçük açıklık yerler var, zombiler oralardan girebiliyor. Al işte, cam pencereyi kırmak yetmemiş. Oğlum kapıdan ne istediniz? Kim yaptı lan bunu? Kim? Baba, duvarı yıkmışlar, bir de pirketleri kırmışlar. Duvarı yıktınız, bari pirketleri kırmayın. Ulan bir insan niye gider kapıyı kırar? Geri yerine kapı da koymayız, şimdi kaldı öyle. Bizi burada barındırmayacaklar gibi duruyor. Evin arka tarafına yalandan kurduğum tahta barikatları yıkmayı başarmışlar.
Saldırıların gelişeceğini belli oldu. Kolay kolay kırmamaları için küçük duvarlar inşa edeceğim. Arka tarafta kapatırsak tek uğraşmamız gereken yer ön taraf olacak. Şuna baksanıza ne kadar birikmişler. Geldikçe geliyorlar. Aslanın ağzında uyuyormuşuz, haberimiz yok. Zombileri temizleyip başucumuzda sakladığımız baltayı alıp atıyoruz kendimizi bahçeye. Ağaçları kesip küçük duvarları inşa edeceğiz. Sonrasında işler bitince pavyona gidip bakacağız nasıl bir yer. İçki dışında işe yarar bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama olsun. Pavyon dediğime de bakmayın, bu Amerikalıların barına gideceğiz. Kütük duvarı inşa etmek için gerekli olan eşyalar 4 kütük ve 4 bez parçası. Kütüğü ağaçlardan, bez parçalarını ise öldürdüğümüz zombilerin kıyafetlerini yırtarak elde ettim. Basit gibi görünen oldukça zor bir iş, karakterimiz gene patates oldu. Ayrıca bu kurduğumuz duvarlar oldukça dayanıklı, zombilerin kolay kolay yıkma ihtimali yok. Bak bak psikopata bak, hızlı hızlı nereye gidiyorsun la, bir dur. Böyle böyle bana tebelleş oldu. Annesi ekmek almaya yollasa bu kadar hızlı gitmez. Üç duvar dikip birkaç da zombiyle haşır neşir olduktan sonra karakterimiz çok yoruldu. Yürüme hızı ve gücü bayağı bir düştüğü için eve geri döndüm. Ertesi gün yola çıkacağız. Güzel bir güne başlıyoruz. Gene bahçemizde uyuyan bir zombi var. Onu öldürüp aracımızın bagajını boşaltacağız. Ardından da Louisville turu başlasın. Evet arkadaşlar, hükümet düştü. Elektrikler kesildi. Artık devlet herkese bakamıyor. Hayat daha da zorlaşacak. Geri dönülmez bir yola girdim. Unutmayın, su testi su yolunda kırılır. Hızlı giden atın boku seyrek düşer. Damlaya damlaya göl olur. Bunları niye anlattım bilmiyorum ama siz olun. Sağlam adım atın, hele ki bu kadar gerçekçi bir oyunda. Hala bir umut, izimi kaybettirebileceğimi düşünüyorum. Burada kalmak için elimden geleni yapıyorum ama sürekli zombiler geliyor. Louisville'de gerçekten de hayatta kalınmıyor mu yoksa? Bu şehir içinde dolanılmaz. Sürekli zombiler geliyor. Ya M16 silahımız olması lazım ya da yanıma bir tane sağlam adam gerek. Sanırsam buraya girerek kendimi iyice sıkıştırdım. Çok karışık, nereden çıkacağımı bilmiyorum. Burada daha fazla direnemeyeceğim için arabama gitmem lazım. Her şeyden vazgeçtim. Bu şehri terk edeceğim. En azından silah kullanma becerim gelişene kadar buralara bir davranmayı düşünmüyorum. Tek istediğim bir an önce arabaya binip çekip gitmek. Evet, bu acı dolu anlarıma hepiniz şahit oldunuz. Gördüğünüz gibi benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben normalde ara sokaktan gidecektim. İlerlerken bir anda bir yere düştüm. Kapı açıkmış. Zombilerin arasında kaldım. Neye uğradığımı da şaşırdım. Serinin başında da dediğim gibi ölünce bu seri bitecekti. Ve burada üzülerek bitiriyorum. Ben de gerçekten bitirmek istemezdim.
Ama bu oyunun biz herhangi save dosyası olmadığı için geri dönemiyoruz. Aklımda yeni bir seri var. Multiplayer seri gelecek. O yüzden öldük diye kesinlikle üzülmeyin. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam. Kendine iyi bak. Sağ ol. Hadi bakalım Allah kahve. Kapat lan hadi ya yeter. Kapat. Şerefsiz.